İşte burada diüretik ilaçlar var. Mesela hidroklorotiazid, aman Allah'ım. Yani bir klorlu grubu var, bir de sülfat grubu var. Nasıl vücuttaki bütün mineralleri alıyor? Yani günde iki defa hidroklorotiazid, bu diüretiktir bu, mineralleri atıyor. Ya mübarek bu adam attığı tuzları yine sadece sodyum ve potasyumu, kalsiyumu, magnezyumu atmıyor ki. Esansiyel olan diğer çok az miktarda olan, femtogram, pikogram düzeyinde olan mineralleri de dışarı atıyor. Yani bakırsız olmaz. Bakırın fazlası da zarar, azı da zarar. Kobalt, bak çok zehirli, toksiktir. Ama B12 vitamininin merkezindeki bir metaldir. Dolayısıyla vücuttan bütün bu mineralleri atıyor. Gün içerisinde tükettiği gıdalardan bu hidroklorotiaziti, bu güçlü diüretiği kullanan hasta acaba tekrar alabiliyor mu? Alamıyor. Ondan sonra ritim bozukluğu başlıyor kalpte. Titremeler başlıyor. Bir halsiz hissediyor kendini bilen. Neyse, yani bunlar doktorlarıyla konuşulacak olan şeylerdir. Mümkün olduğu kadar. Çok şükür artık günümüzde bitkisel tedavi, bitkisel destekler var. Hekimler bunların eğitimlerini alıyorlar Hüseyin. Yani ilacı mümkün olduğu kadar minimuma indirip destekler, doğal desteklerle tam, çünkü ne oluyor? Hasta daha az zarar görüyor. Yani